VIP bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools ain't how to cool as us. Bu video bir eğitim videosu olsa da montajlar unutulmayacak. Ne yapıyorum lan ben? Neyse dur. Burada bir montaj dursun. Artık videomuzun konusuna geçelim. Epic Gaming'den bir sokuşa ben tekmimde arkadaşlar. Nasıl Spectrum yapılır onu göstereceğim. Spectrum kısaca ne arkadaşlar? Hemen göstereyim. Şunu gördüğünüzde zaten tanırsınız. Bunu burada Telif'in şarkı çalabilir bunda. O yüzden sesini kapatsam mı? Yok oğlum dur göstereceğim şunu. Arkadaşlar Spectrum ne? Şöyle anlatayım kısaca. İşte göstermek de olmuyor çünkü Telif'in şarkı çalabilir diye korkuyorum. Şarkı koymuş şarkıya. Herif. Neyse. Spectrum ne arkadaşlar? Spectrum böyle ortaya bir tane yuvarlak gibi bir şey koyuyorlar. O yuvarlağın ortasına da kendi isimlerini falan ne yazıyorsanız yazın işte diye yazıyorlar. Şarkı koyuyorlar yani şarkı kanalları gibi bir şey oluyor. Şimdi yaptığımcayı göreceksiniz zaten. Ben pek iyi anlatamadım herhalde bilmiyorum. Çok ilgilenmedim böyle işlerle çünkü ben bir şarkı kanalı değilim. Neyse. Gördüğünüz gibi yine Camtasia'mız açık arkadaşlar gördüğünüz gibi yine. Camtasia'dan yapacağız çünkü bu Camtasia'dan başlatılmış bir seri. İleride belki Vegas Pro'nun şeyini yaparız. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bir tane klasör oluşturdum böyle gerekli her şey diye. Burada 3 tane dosya var. Birisi metin belgesi. İşte dosyayı indirdiğin için teşekkürler bir şeyler yazdım. Sizi indirince okursunuz ama durdurup da okuyabilirsiniz. Doğru yalan. Neyse işte amacınız zaten okumak değil indirmek. Siz indirince bir istediğinizi seçersiniz. Birkaç tane bir şeyler koydum buraya. Gözlüğü burada arka plan şeyler falan var. Şimdi ben bir tane seçeceğim. Spectrum için gereken bir fotoğraf. Ben bu olsun istiyorum abi. Bu çok güzel. Havalı bebeğim diye kaydettim bunu. Niye bilmiyorum abi. Ama ben böyle çok güzel cool arabaları bebek derim genelde bilmiyorum. Sorgulamayın beni. Ben böyleyim. Şimdi biz bunu uzattık da yalnız bizim video daha uzun olacak. Bir dakika bak şimdi. Gene sürükle taktiğini kullandık. Demin yaptım söylemeyi unuttum da sürükle bırak şeyini yaptım gene. Import medyadan da gene yapabilirsiniz. Bunu her videoda açıklayacağım artık. Bilmiyorum abi yani. Gerekebilir yani. Siz atamıyorsanız sürükleyerek import medyadan yapabilirsiniz. Şimdi resmi seçtik. Burada ben bunun aşağıda linkini vereceğim dosya TC'den gene. Dosya TC kullanıyorum ya. Bilmiyorum belki Mediafire da kullanabilirim. Mega MZ de kullanabilirim ama bilmiyorum dosya TC hem Türk şeyi ya. Neyse. Şimdi Spectrum Audio diye bir şey daha var. Ben kendim yazmış olan nasıl okunduğunu bilmiyorum. Audio mi, Audio mi artık bilmiyorum yani. Burada iki tane var gördüğünüz gibi. Açmıyorum telifi çünkü Camtasia'da sesini kapatacağım. Ben şimdi bunu alacağım. Siz istediğinizi alın ya diğerini de alabilirsiniz. İki tane koydum çünkü genelde bazıları telifli oluyor sonra. Bunda sesi telifli ama siz kapatırsınız. Kendi şarkınızı koyacaksınız. Bulduğunuz telifsiz şarkıyı. Hayır gene çökme. Çöktü zannettim bir an. Bak abi bak. Şöyle yaptım ya ben. Şöyle yukarıya da yaptım. Dondu zannettim. Çökecek zannettim. Ha. Lan. Aa bunun uzunluğu bu kadarmış ya. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi bunun uzunluğu böyle. Siz bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Arka arkaya koyacaksınız. CTRL-C. Birkaç kere CTRL-V yapın. Sonra bunu böyle alın. Bunu da böyle alın. Bunu arka arkaya koymak deniliyor buna arkadaşlar. Şöyle şimdi sıralayın. Böyle. Ya easy bir şey yani. Sanki oyun oynuyormuş gibisiniz böyle. Kale nasıl yapılır falan bunlardan. Burada bununla güzel oyun olurmuş. Neyse işte olayımız konudan çıkmayalım. Gördüğünüz gibi böyle arka arkaya koyacaksınız. Bakın böyle gördüğünüz gibi çalıyor. Şimdi bir sıkıntımız daha var. Buradaki green screen, arkadaki yeşil bölgeyi nasıl kapatabiliriz? Yeşil bölge, burada şeyi koymayı unuttuk ha. Şöyle bir şey yapacağız bakın. Bunlar böyle üste geçecek. Bak buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar üste geçecek. Yoksa bu araba resmi niye çıkmıyor diye beni sorgulamayın. Sorguya çekmeyin yorumlarda falan. Çekiyorsunuz abi şu nasıl oluyor diye. İşte böyle oluyor bu arkadaşlar. Üste green screen koyacaksınız. Alta da fotoğrafı falan. Şimdi bir izleyelim.
Ay bir dakika ama Green Screen'i... Neyse şarkı olarak kendi şarkımı koyacağım. Siz bulduğunuz telifsiz şarkıyı koyun. Bu ne lan? Bilmem ne raptir bu kardeş diye. Böyle garip garip kayıtlar var benimden bilgisayarda. Neyse hadi bakalım. Şöyle şarkımı atıyorum. Siz de kendi şarkınız varsa öyle de yapabilirsiniz. Eğer klip çekmeye üşendiyseniz diye. Anda böyle kısaca hemen yaparsınız. Çok zor bir şey değil. Şimdi ben şarkıya kadar uzun mu olsun yoksa bir yerden kesilsin mi? Benim bir yer biliyorsunuz bir yerde böyle şarkı durup beat falan giriyor. Orada dursun mu diye düşünüyorum. Dursun mu acaba? Abi çok uzun olur video ya. Bunu da gene sona koyacağım. Her neyse hadi. Şarkı uzunluğu bu kadarmış zaten. Bir dinleyelim ilk önce şarkı. Şimdi ay, green screen işi yapmamız lazım bak. Burada ay, visual properties bak. Mora geliyorsunuz arkadaşlar. Cursor efekt mouse'un şeyi oluyor ama o değil. Onun bir altında visual properties diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz abi. Şurada bir panel açılıyor. Buradan aşağı iniyorsunuz. Remove cola diyorsunuz. Remove cola. Cola ne lan? Color aslında. Neyse. Burada göz bir tolerance, softness, huye. Huye'yi bilmiyorum. Hue mi artık neyse. Burada diffringe bilmem ne. Okunuşunu bilmiyorum çünkü ilk defa duyuyorum böyle kelimeler. Neyse. Şimdi nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şunu şöyle alıyorsunuz. Ay bir dakika bir dakika. Şöyle yapın ki. Ha. Gördüğünüz gibi green screen siniyor bak. Gördünüz mü? Şimdi tam yeşillerin olmayacağı. Ben yakından bakıyorum çünkü inceden yeşil oluyor. Tam yeşillerin olmayacağı. Burada şuradaki emoji gibi bir şey var ya. Telefon onu yüz zannediyor ve odaklıyor bakın. Odaklı. Aa videodayken odaklamıyor diye biliyorum ben kapatmıştım. Ya da göstermiyor. Göz gibi bu böyle oldu. Şimdi bunu kapatacağım. Bu da bunu da kapat. Huye. Softness. Bu yoğunluk gibi bir şey herhalde. Yoğunluk. Yoğunluğu yükseltelim. Belirgin olsun daha çok. Ha. Şöyle belirgin oldu mesela daha çok. Gür yoğun gibi bir şey oldu. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Dinleyin. Ama şöyle bir dakika. Şöyle bir şey unuttuk. Kalotsa geliyoruz. Callouts. Geliyorsunuz oraya. Şurada gördüğünüz gibi bir circle yuvarlak var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oğlum yaz çok efsane oluyor ha. Ben böyle videolar çeksem mi lan? Baksana ben bu işte iyiymişim. Normalde hiç bilmiyorum ben bunu. Videolardan görmüştüm. Şimdi bunun rengini arkadaşlar Camtasia'da unutmuş gibi gözükmemek için değiştirin. Ay. Ne yaptım lan ben? Circle'a çevir abi şunu ya. Siz bunun rengini değiştirin. Daha efektli bir renk koyun. Tamam arkadaşlar bakın. Hafif büyütelim. Büyütelim. Tam şöyle olsun. Ha. Göz gibi bir bakalım. Hafif şuradan çekmek lazım. Buna çok özen gösterin arkadaşlar. Yoksa dengeli olmaz. Evet gördüğünüz gibi tam oldu. Hafif şuradan çeksek. Yok abi düzeni bozduk bir dakika. Demin daha iyiydi bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı efsane oldu. Şimdi siz bunu ne yapacaksınız? Stylus'a geliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi efektleyebiliyoruz. Flip, horizontal. Bu ne lan? Bunları da ilk defa görüyorum ben. Benim de görmediğim şeyler var yani. Ben bu programı baştan aşağı bilmiyorum. Hani baştan aşağı biliyorum diye bir şey yok. Hani bilgilerim var biraz ama hani gerekli... Bir dakika abi şunları kapat ya. Bu ne lan? Bak bu olabilir. Bu da mı olabilir? Böyle gözü style'lara falan var burada da. Gördüğünüz gibi. Videoda çok gördüğünüz gibi lafını kullanıyorum hep. Şimdi bunu böyle yapıyorsunuz abi. Bakın gördüğünüz gibi dinleyelim ilk önce. Gel gene gördüğünüz gibi dedim. Neyse. Tamam hadi hadi. Şimdi buraya ne yazalım abi? Epic Gaming. Bizim kanal... Burada şöyle bir şey diyeceğim. Epic intromuz var ya bizim. Ona çalıntı diyorlar. Epic niye çalıntı mı intron diyorlar. EG'yi Epic Gaming diye algılayamıyorlar herhalde. Böyle beyinsiz 5 IQ'suyla çıkıp böyle yorumlar yapanlar var. Onlar varsa şu an videoya yeni gelenler oluyor genelde. Onlar izliyorsa şu anda hani öyle söyleyeyim EG Epic Gaming. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle yapalım. Ben de sürekli yapıyorum. Neyse. Böyle yapıyoruz abi. Olmadı. Biraz daha küçült. Abi olmuyor yalnız. Bir dakika. 36.
Şöyle yapmamız gerek. Okey. 35 oluyor mu bu? 30, 34, 33, 32. 32. Bunlar küçülmüyor mu? Dur, şöyle. Wow. Daha da küçüldü, güzel. Neyse. Şöyle. Arkadaşlar bunu tam dengelemek lazım ya. Yoksa olmuyor. Baksanıza. Şöyle 26 yapsak. Ha, oluyor ama biraz küçük. Yazı tipine değiştirsek falan daha güzel olacak. Benim en sevdiğim yazı tipini koyacağım gene. Show Card Gothic diye geçiyor. Ya da abi bu olmasın. Biraz daha ciddi bir yazı tipi olsun. Algerian olsun, Algerian. Bu yazı tipleri de indirilik sizde yok. Büyük ihtimal. Bilmiyorum. Bazen böyle benim indirdiğim yazı tiplerine çok benzeyen Microsoft'un, ay, sıfırdan gelen, fabrika ayarlarından gelen yazı tipleri de var. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Bakmadım, ben hep indirdim. Biraz daha büyütebiliyoruz mu? Oo, bir bug oldu herhalde, düzeliyor, neyse dur. O zaman 48 ya. 36, 36 en iyisi. Tamam, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı efsane oldu. Bir izleyelim. Gördüğünüz gibi bayağı güzel oldu. Siz de bak. Ha, arkadaşlar çok özür dilerim. Bizim fotoğraf nerede? Ha, bir dakika abi bak. Şuraya geliyorsunuz abi. Bunu yapmayı unuttuk, özür. Burada copy visual properties diyor. Bunu böyle yapıyorsunuz abi. Sonra bunu pasty bilmem ne işte böyle yapıyorsunuz hep. Pasty visual properties diyor. Pasty okunuşunu bilmiyorum. İngilizce cahiliyim. Aslında değilim. Ama bazen böyle kelimeleri bilmiyorum. Şimdi. Olmaz. Yalnız abi gene olmadı. Neyse işte siz böyle baştakine de yaptığımız gibi. O zaman şöyle yapalım abi. Sil sil sil. Şunu şöyle silin arkadaşlar. Şimdi copy diyeyim. Şöyle yapın. Aşağıya indirin. Bir iki tane yapsak yeter. Gördüğünüz gibi böyle yaparak da yapabilirsiniz siz. Şöyle birkaç tane kopyalayacağım çünkü olmaz. Ay. İyi ama dur. Ya şöyle. Yalnız çökecek gene. Böyle 5-6 tane şey yaptığınızda biraz kasabilir arkadaşlar. Sizde de kasabilir, bilmiyorum. Bilgisayarınızın performansına bağlı. İşte benim çok fazla böyle dosya, aman dosya diyorum işte, video alınca benim kasmaya başlıyor. Camtasia Studio 9'da çok olmuyor. Siz burada 9 kullanıyorsanız paneller falan biraz değişik olabilir ama böyle library falan, clipping, zooming falan, bunlar gene aynı isimden geçebiliyor. Ama bilmiyorum, yanlış diyorsam kusura bakmayın. Çünkü ben kullanmadım Camtasia 9. Çünkü benim bilgisayar Windows'ydı. Aslında bunda bir üzülecek bir şey yok ya. Ben Windows 10 sevmiyorum zaten. Çünkü Windows 10 abi bence sistemi yavaşlatıyor, biliyor musun? Masaüstü performansı yükseliyor arkadaşlar bunu yaptığınızda Windows 10 falan, ama Windows 7'de burada video kaç dakika oldu? Oha, 13 dakika olmuş lan. Daha çok küçük. Yani küçük diyorum ama kısa. Şimdi bu kadar, gördüğünüz gibi. Birazcık şöyle uzatalım abi. Şöyle bu resim oluyor değil mi? Aynen. Şarkımız buraya kadar geliyor maşallah. 2 dakikalık bir şarkı yapmışız herhalde. Bakayım, 2 dakika 13 saniye. Oo, maşallah be. Çok uzun şarkı yapmışız. Maşallah diyorum ben de ya, dedeler gibi. Neyse. Şöyle yapalım abi. Göz gibi böyle kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Çok easy bir şey. Kopyalamak, yapıştırmak zor değil. Gösteriyorum size. Şimdi ben Ctrl V ile yapıyorum. Siz isterseniz Ctrl V ile veya past, gördüğünüz gibi past diye yazıyor. Bak zaten de burada Ctrl V şeyi var. İşte siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sağ klikle böyle diyebilirsiniz past falan, ya da Ctrl V ile direkt böyle yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey arkadaşlar bunlar. Şöyle bir dinleyelim abi. Bitirdik çünkü tamamen.
Göz gibi bayağı efsane oldu. Ama bir terslik var. Şuradaki yuvarlak falan. Aa, bir dakika bak, yuvarlak da tam uymamış, hafif daha yapacağız ha. Bir de yuvarlak falan rengi hiç uymuyor. Araba siyah, etraf kırmızı falan. Çok renkli, biraz saçma duruyor. Mesela bu. Bu nasıl? Style'ı biraz değiştirmek lazım aslında. Style'ı bunu yaparsak bence daha iyi. Çok az style'a var ya. Bu Camtasia'da hiç güzel değil bir şey. Hiç güzel değil bir şey ne lan? Hiç güzel bir şey değil. Göz gibi böyle. Rap yapmadan olmaz. Bu kadar video. Bayağı güzel oldu. Ben beğendim açıkçası. Sizde çok dinletmeyeceğim. Bilmiyorum. İsterseniz bonus videodan dinleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kadar. Şimdi dosya burada gördüğünüz gibi. Bir de şeyde deneyek mi? Dünya fotoğrafında. Hadi deneyek. Açıkçası ben ilk defa böyle montaj türü yapıyorum. Aa, çok özür. Şöyle sil bunu. Sil. Şöyle getir. Bir de dünyada deneyelim. Şimdi dünyanın büyüklüğüne göre yapacağız buradan. Daha güzel olacak. Burada aa, bir dakika. Arkadaşlar siz eğer bunları hareket ettirecekseniz şu yazıyla sektrup muydu lan? Adını unuttum. Yazıyla şey sektrup muydu artık? Adını unuttum. O kadar hiç bilgim yok çünkü bu konuda. O sektrupla şeyi birleştirmek için grup yapacaksınız arkadaşlar. Dağılmayacak hiç. Nasıl oluyor? Hemen göstereyim. Şunla bununla bir dakika ama ya. Şu şarkıyı üste alalım bir. Alalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kamera durdu zannettim bir yandan. Bu arada kamera netliği bozuluyor benim yüzüme göremeyince. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim telefon acayip bir telefon, bilmiyorum. Akıllı kameralar meğerse kaliteyi de bozuyor. Şimdi bunları böyle yaptık ya. Hepsini böyle topluyorsunuz ve grup diyorsunuz ama hareket ettirirken çok kasacak. Belki şu an çökebilir abi. Ciddi diyorum, şu an çökebilir. Şimdi bunu böyle yapacaksınız abi. Hafif büyüteceksiniz dünyayla. Diyelim ki siz videoda bunu kullandınız. Hani tamam, videoyu izlediniz, yaptınız her şeyi. Siz bu fotoğrafı kullandınız. Nasıl yapacağınızı göstereyim bu fotoğraftayken. Böyle yapıyorsunuz abi. Dünyanın büyüklüğüne kadar yapın. Şöyle yapın abi. Biraz daha uzatalım bunu ya. Ha tamam. Göz gibi şöyle yapın biraz da. Göz gibi dünyanın büyüklüğü kadar oldu neredeyse. Ya doymaz. Dünyanın asla gözükmemesine dikkat edin. Bir de şöyle bir hata var. Galaksi, şurası galaksi tam bu. Şurası uzay. Ama burası komple simsiyah kara bir şey olmuş. Bu biraz uyumsuzluk oldu. Yavaş yavaş. Ama bilmiyorum, bence pek hani takılacak bir mesele değil. Önemli olan şarkı. Ama burada biraz ekleme de yaptık işte. Spektrum şeyin. Neyse, gördüğünüz gibi bu kadar easy bir şey, hiç zor bir şey değil gördüğünüz gibi. Önceki videoda da montajlarda gösterdiğim gibi hiç zor bir şey değil. Şimdi bunun renderini yapacağız. Önceki videoda renderini göstermiştim. Böyle bakın, product and share diyorsunuz. Buradan kaliteyi son seviyeye getiriyorsunuz. Buradan da işte artık ne bileyim, spektrum muydu adını gene unuttum. Neyse işte. Sallayabilirsiniz ama masa üstüne kaydını, yoksa videoyu kaybedersiniz. Ben siz yapmayın işte, bir isim girin, ne bileyim. Size kalmış bir şey arkadaşlar bunlar. Son diyorsunuz ve şarkınız olup bitiyor. Burada bakın benim oynadığım oyunlar. Slenderman ve Fortnite. Epic Games yazdığına bakmayın. Fortnite'ı oradan açtığım için Epic Games. Şimdi bunun renderini beklesek mi? Render'i gelince karşınızda olacağım arkadaşlar. Render gelince ne ya? Render'i bitince. Abi ya da renderini beklemek. Cidden çok uzun sürecek. Ben size sonda izletirim bunu. Kendinize iyi bakın. Render biten kadar ben videoyu bitiririm zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.
yapmadan olmaz. Bu kadar videoya doymaz. Yavaş yavaş giderim ama asla durmam. Az az yaklaş, bana doğru gelen bir yavşak. Kara kalem alırım, yazarım kaderi. YouTube alemir bir başka, alın bu da benden bir şarkı. Hepsi de bir sözcük. 100 video ürettim, hala kralız. Bir yıldır YouTube'dayız, hala rapimiz var.